Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalımızın Fantasy Premier League konuştuğumuz programı Clean Sheet'in bu sezonki 3. programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan, yanımda her zaman olduğu gibi Hakan Gürsan var. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bir hafta geçirdin? Ya valla şöyle bir gariplik var. İlk haftayı çok yukarıda kapattığımız için yani hafta ortalaması olan 56 puandan 20 puan yukarıda almama rağmen 76 puan aldım. Ona rağmen bayağı bütün liglerde aşağı doğru indim. Çünkü çok yukarıda olduğum için sıralamada benden üstte olanların Ben Rahması falan vardı. Oradan büyük bir fark yarattılar. Yani son maça girilirken bütün liglerde yeşil ok vardı elimde. Hepsinde yukarı gidiyordum. Ve Antonio vardı takımda. Antonio'nun oluşu yetmedi. Ben Rahma da gerekiyormuş. Ben Rahması olan herkes beni tokatladığı için 76 puanla sıra düşerek haftayı kapattım. Evet ya, Ben Rahma çok büyük fark yarattı. Zaten şu anda lig lideri West Ham. İki maçta attı 8 golle. Zaten 2'de 2 yapan 5 takım var. West Ham'dan hariç Chelsea, Liverpool, Tottenham. Ve tabi orada sürpriz bir takım var, Brighton. Yani Ben Rahma sezon öncesi bu Fantasy Premier League ile ilgili hiçbir platformda çok ismi geçen bir isim değildi. Yani sezona böyle bir giriş yapacağı beklenen bir oyuncu değildi. Brighton'da da Mopey X faktörü oldu. Bu iki oyuncuyu kadrosunda bulunduran ve Chelsea, Liverpool, Brentford'dan da savunmasını, işte kalecisini kuran takımlar şu anda sıralamalarda, globalde çok üst sıralarda yer alıyor. Dediğim gibi bir fark yaratma noktasında, hani oyunda her zaman bazı oyuncular bazı haftalarda olur. Bu Ben Rahma 2 hafta itibariyle şu an için oyunun fark yaratan ismi oldu. Yani saçmalık, şu anda ikinci en çok puan toplayan oyuncular arasında. 2 haftada 24 puan getirdi ve bunu 13 puan beklentisiyle yaptı. Yani 13 puan beklentisiyle 24 puan getirdi. Ve böyle bu hemen. Yani ciddi bir oran. Açıkçası hani şeyleri, forumlara falan vesaire baktığımda hani Ben Rahma'yı alın vesaire önerileri görüyorum ama ben bunu sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. Ki Ben Rahma'yı iyi kötü izleyen, takip edenler bilir. Yani öyle çok hani istikrarlı olabilecek bir oyuncu değil bence. Bakalım, göreceğiz. Yani ben yani bu şeyinin düşmesini bekliyor ve ümit ediyorum. Çünkü bu hafta da transfer etmedim ben. Evet, ben de yani benim de düşündüğüm oyuncular arasında değil. Ben forvetlerimi muhtemelen değiştireceğim. İkinci hafta da ben transfer yapmadım. Hafta ortalamasının yine bir 10 puan altında kaldım benim için. Pek parlak bir başlangıç olmadı. Cumartesi günü Hakan City Arsenal'le başlıyoruz haftaya. Zaten haftanın iki tane yani kritik maçı var. Aynı gün 7.30 seansında Türkiye saatiyle Liverpool Chelsea oynuyor. Liverpool Chelsea birazcık daha bir test maçı olacak. City'nin Arsenal'i ben rahat geçeceğini düşünüyorum Arsenal ile bu haldeyken, ki Arsenal 2 haftada 4 gol yedi, gol bulamadı. Ligde gol bulamayan onun haricinde 3 tane takım var. Biri Norwich. Zaten ligin dibine 2 maçta yedikleri 8 gol ödemelediler. Şimdiden bence Championship'in en büyük adaylarından biri onlar. Bir diğer Wolves. Evet, Wolves zaten hoca değiştirdiği için bir sallantı ama onlar kadrosunu koruduğu için ben onların bir şekilde ligi tutunacağını düşünüyorum. Diğeri de Palace. Bence Palace da bu ligin en kötü takımlarından biri. Gol atamayan takımlar değilmişken de gol yemeyen takımlar, az önceden dediğim gibi Tottenham var, Brentford var sürpriz bir şekilde. İlk hafta 2-0 kazanıp ikinci haftada 0-0 bir beraberlikle ayrıldılar. Hani beklenmiyordu. Ki ikinci hafta öneriler arasında Brentford kalecisi Raya koymuştu oyunun resmi sitesi. Orada isabeti tutturdular. Chelsea ile Liverpool var gol yemeyen takımlar arasında. Onlar Tottenham'la beraber çok şaşırtıcı değil. Bunların arasında en az gol atan iki takım Tottenham'la Brentford. Tottenham sezona onlar da çok sakin girdiler. Yeni bir hocayla girdiler. Savunmaya ön plan tutarak giriyorlar. Onlar için de bu hafta aslında Watford'la evlerinde oynayacakları maç birazcık daha belirleyici olur. Bunu da kazanırlarsa, 3'te 3'te girerlerse, yine gol yemezlerse oyunda Spurs savunmacılarına yavaş yavaş yönelebiliriz. Tekrardan ben cumartesi seansının ilk maçına dönmek istiyorum. City Arsenal var. Hani City zaten Norwich karşısında ufak bir gövde gösterisi yaptı. Bu hafta Arsenal karşısında ben kazanacaklarını düşünüyorum. Arsenal'in
hafta içinde Lig Kupası'nda hem Lacazette hem Aubameyang oynadı. Yani rahat bir galibiyet aldılar alt lig takımına karşı ama City'ye karşı öyle çok rahat oynayamayacaklardır. Zaten hani ilk hafta ilk programdan sonra konuşmuştuk seninle. Ake'yi falan kesti. Şimdi Bernardo Silva'nın Milan'a gitme söylentileri var. En önemli söylentilerden biri de Cristiano Ronaldo'nun gelişi. Hani bunlar şu an için tabii ki yani dedikodu yani rumor olarak görünüyor ama transfer döneminin bitmesine de çok kısa bir süre kaldı. Çok ilginç bir şey olabilir o tarafta. City'nin de iki haftada işte yani bir gol yediler. İlk hafta zaten topluma yenilmişlerdi. Sonra 5-0 kazandılar. Bu maçta da City'nin Arsenal karşısında gol yememe ihtimali yüksek ama City'nin tabii sürekli rotasyona giden bir takım olduğunu düşünürsek bu maç özelinde sen neler söylemek istersin? Vallahi Ruben Dias dışında bence çok garanti bir tercih yok City tarafında. Klinşit alma ihtimalleri bence de yüksek. Mendy'nin de çok özür diliyorum ama Mendy'nin de kadro dışı kaldığını. Evet, farklı bir durum var. Mendy'leri soruşturma geçiriyor. Hani biz dinleyenler yani ondan da haberdar değiliz. Hani Mendy kadrosundaysa ya değiştirebilir ya da yediye çekebilir. Aynen öyle. Vallahi Ruben Dias dışında bence garanti bir tercih yok tarafında. Ki ben Ruben Dias'a gideceğime daha başka savunmacılara gitmeyi tercih ederim. Şu şartlarda öyle söyleyeyim. Birincisi Daffy Duck yani Daffy Vedan olabilir. Ayrı ayrı Brighton tarafında. West Ham tarafında Çufal'e gidebilirsiniz. Tottenham'da Reguion'a gidebilirsiniz. Yani Diaz'dan ziyade ben bu tercihleri daha makul buluyorum. Bunların nedenlerine de sonra geliriz. Ya ben Brighton-Everton maçında ben Everton'ın gol bulacağını düşünüyorum Hakan. Çünkü hücumda iyi silahlarımız var. Savunma aynı şekilde değil. Yani Brighton'ın da gol bulacağını düşünüyorum. Bu maçta bence yine Mopey bir gol veya asist yapabilir. Kadrosunda bulunduranlar için yani bence çok müsait bir maç. Hafif bir sakatlığı var bu arada Mopey'in. Hafif mi o kadarını bilmiyorum. Geçen hafta omzundan sakatlanmıştı maçta. Zaten çıktı maçın sonunda. Oynaması bekleniyor bu arada. Ama oynamazsa şaşırmayalım. Brighton'ı ben bu arada uzun dönemde daha düşünüyorum. Everton'dan ben de gol yiyeceklerini planlıyorum ama bundan sonra Everton'dan sonra Brentford, Leicester, Crystal Palace, Arsenal ve Norwich ile oynayacaklar. Çok müsait bir fikstür. Ya güzel bir fikstür var. Şeyler uygun, fiyatlar uygun. Özellikle Duffy'nin fiyatı çok uygun. Ben Dunk'ı tercih ettim ama yani orada daha büyük ofansif beklentim var Dunk tarafında. Duffy zaten o beklentiyi getirdi. Bence Dunk'ın da katkı yapacağını düşünüyorum. Yani 8. haftaya kadar en az 2 tane clean sheet alır bence Brighton daha. O yüzden Brighton'dan mesela ben Dunk'ı transfer ettim. Beltman'a gönderip Beltman sakat olduğu için. Beltman'ı ben almıştım. Kaldı elimde benim de. Aynen. Ben bu hafta İsmail Esar ve Beltman'ı paketleyip Dunk ve Demaray Gray yaptım. Demaray Gray de ilginç girdi sezona, çok iyi girdi. Yani ben Everton'da onun bir alternatif hamle oyuncusu olacağını düşünüyordum ama iki haftadır yanılttı. Townsend ilk Sigon 1'e yerleşti, hatta Iwobi'yi bile iyi etkiledi bu. Iwobi geçen hafta ilk hafta sonradan girip oyunu değiştirmişti. Bu hafta ilk 11'de o da çıktı. O yüzden hani o tarafta da kenarlarda Everton'ın Demaray Gray önemli bir alternatif oldu. O da oyunun hani şu an uygun fiyatlı bir oyuncusu olduğu için senin bu tercihini biz dinleyenlerin de mutlaka kulak arkası etmemesi gerekiyor bence. Aston Villa Brentford var. Brentford'ın ilk gollerini yani ilk golünü yiyeceğini düşünüyorum ben bu hafta. Aston Villa'da zaten iki maçta yani 7 gol oldu maçlarında. O yüzden onların da gol yeme potansiyeli yüksek. Ivan Toney'i muhtemelen ben yine de çıkacağım. Aston Villa savunmasına karşı gol bulma ihtimali olabilir ama o çok güven vermedi şu an iki hafta itibariyle. Everton'da da Dominic Calvert-Lewin'i almadığım için onun pişmanlığını ben biraz yaşıyorum. Yani oyun takımlar bu iki maç özelinde bakarsak bu oyunculardan bakabiliriz. Maç bakarsak aslında Hakan ya bir yandan da bazılarını daha uzun tabii değinmek gerekir ama mesela Newcastle-Southampton maçından senin beklentin ne? Yani ben Wilson var kadromda, onu muhtemelen bir şekilde tutacağım. Newcastle'da sezon iyi girmedi. İlk galibiyetini kovalayacak. Southampton'da bir puanı var. Onlar da çok iyi durumda değil. Bu da gollü bir maç gibi görünüyor. Bence de gollü geçer. Yani çok fazla o maç için detaya girmeye gerek yok. Wilson bende de var. Zaten şeye baktığımızda yani
sahiplik oranlarına baktığımızda ne Newcastle'dan ne de Southampton'dan Fantasy Premier League menajerlerinin çok fazla oyuncuya sahip olmadığını görüyoruz. Lavrimento çok konuşuluyor. Lavrimento mu artık ben de karıştırıyorum. O çok konuşuluyor şu an için. Fiyatından ötürü sadece 4 milyon çünkü. Ama yani Southampton'da ne kadar hani clean sheet yapabilir? Soru işareti. O yüzden ben o tarafa çok girmem. Ben olsam. Ki zaten çok güç kaybettiğinden geçen haftaki programda sen de bahsetmiştik. Yani Newcastle'da evinde taraftar desteğini alıp yani Wilson var, Willock var. Ya bence Willock maçı falan olabilir bu. Willock belki bir gol bir asiste falan. Çünkü her hafta bir oyuncu o tarz bir performans sergiliyor senin program başında bahsettiğin Ben Rahma gibi. O yüzden hani bu maç o tarz bir sürpriz olabilir. Yani çok fazla sürprize gitmek isteyen biri varsa belki Willock tercihini yapabilir. Norwich Leicester var. Norwich zaten sezona kabus gibi başladı. Oynayabilecekleri en zor rakiplerden biriyle oynuyorlar. Leicester'da yani bir kazandı, bir kaybetti. Onlar için de aslında milli araya girmeden önce bir hedef maç olur. Yani Jamie Vardy falan çok pahalı. Orta sahada da yani Madison almıştım ben. O da aynı şekilde pek doğru bir yatırım olmadı. Ama Norwich'in bu kadar kırılgan bir savunması varken Leicester tarafında tercihler gelebilir sanki bu hafta. Gelebilir. Ama şey, iki haftaya baktığımız zaman Leicester'da böyle çok parlayan bir oyuncu performansı görmüyoruz. O bende bir soru işareti yaratıyor. Yani Leicester'dan tercih yapacağıma işte Everton'dan, fixture müsait olan Everton'dan falan tercih yapmayı daha iyi edebilirim. Everton şöyle, Brighton, Burnley, Villa ve Norwich'le oynayacak önümüzdeki 4 maç. Bence çok uygun bir fixtür. Yani ben mesela Gray'i tercih ettim ama savunmadan da tercih yapılabilir. Dominic Calvert'ın tercihi de yapılabilir. Ben daha böyle başka takımlara yönelmeyi tercih ederim Leicester'a yönelmektense. Ki ben Dominic Calvert-Lewin tercihini muhtemelen bu hafta yapacağım Hakan. Çünkü onda ben geç bile kaldım. Ki iyi girdi sezonu. Richarlison da yani beklediğimden iyi döndü. Bunda yani bir yorgunluğu olacak. Milli maç arası. Umarım o da kalkıp Brezilyalara falan gitmez. Milli maç arası da geldiği için tutar. Yaparken hani bu hafta iki transfer yapmak mesela eğer hakkınız varsa normal ama -4 puan için çok ideal değil çünkü milli maç arasında neler olabilir, transfer ettiğiniz bir oyuncu uzun süre sakatlanabilir. O yüzden yaklaşık 15 günlük bir süre gibi düşünelim biz bunu, 12 gün görünse de. Milli maç arasında dikkat edilmesi gerekiyor. Öğlen 5 seansında cumartesi günü West Ham Crystal Palace var. Yani West Ham için daha uygun bir rakip olamaz herhalde. Crystal Palace gerçekten yani dökülüyor, gerçekten kötü durumdalar. West Ham'da bu kadar istim üstündeyken West Ham'da savunma, orta saha, forvet herhangi bir yerden tercih yapılabilir. Zaten kadrosunu işte Antonio olanlar, Ben Rahma olanlar, farkı yaratanlar oldu senin program dışında yine belirttiğin gibi. Dallas'ın bu maçta gol bulamama ihtimali de yüksek geliyor bana. West Ham'ın maçları her ne kadar gollü geçse de, gol yeseler de. O yüzden West Ham tarafında yapılabilecek her tercih sonrası için de uzun vadeli de muhtemelen işe yarayacaktır. Bence de öyle. Biraz Antonio ve Çufal konuşalım. Sayılarla tabii destekleyelim o tarafı. Antonio'yu ben bu hafta kaptan yapacağım. O kısmı kilitledim. Kararımı da verdim. Şöyle, Crystal Palace iki maçta kalesinde 27 şut gördü. Ceza sahası içinden 12 şut. Ve 9 tane de kaleyi bulan şut gördü. Yani bu alanlarda çok kötü sıralarda kötü bir savunma performansı var. Antonio'ya geldiğimizde 11 şutla lig lideri, 6 tane kaleyi bulan şutla yine lig lideri, 8 ceza sahası şutla lig ikincisi, 5 tane büyük gol fırsatıyla lig birincisi, 2.76 XG ile de lig lideri bu arada XG tarafında. Bu arada ikinci XG'ye sahip oyuncu da Dominic Calvert-Lewin. İkisi de bu hafta kaptan adayı. Yani birbirlerine böyle vurduracağız gibi gözüküyor. Antonio ve Dominic Calvert-Lewin çok fazla kaptan yapan olur diye bekliyorum ben. Yani valla tarafı bence Antonio çok açık bir şekilde bu haftanın en büyük kaptan adayı olarak gözüküyor. Biraz hani takımdan da bahsedersek West Ham takım olarak birçok anda lider. Golde zaten birinci.
37 şutla üçüncüler, 16 kaleyi bulan şutla ikinci, 27 ceza sahası içi şutla da ikinci sıradalar. XG'de de 5.5'la yine açık ara lig lideri. Yani 5.5'a 8 gol buldular tabii. Evet, 5.5'a 8 gol buldular ama şu anda ilk 2 hafta itibariyle baktığımızda bütün hemen hemen bütün takımların XG üzerinde gol bulduğunu görüyoruz. O da değişik bir durum tabii. Çufal tarafına geçtiğimde şimdi şeylerde yani bahis sitelerine baktığımızda bu haftanın en yüksek ihtimalle clean sheet yapması beklenen 3. takımı West Ham. %45 oranıyla clean sheet yapması bekleniyor. Palace'ın hücumda ne kadar kötü olduğunu konuşmuştuk. Şöyle sayılarla izah edelim. 11 şutla lig sonuncusu, 3 kaleyi bulan şutta yine lig sonuncusu, 9 ceza sahası içinde içi vuruşla lig 19.'cusu, büyük fırsat ve XG'de de lig sonuncusu. O yüzden yani bu maç West Ham hem clean sheet hem de gol atmalı. İstatistikleriyle Palace gerçekten göz kamaştırıyor. Palace göz kamaştırıyor. Gerçekten. Aynen öyle. Gerçekten korkunç durumdalar. Yani bu West Ham bu hafta için büyük fırsat olacak. İnşallah Ben Rahma bir şeyler yapmaz. Evet, Liverpool-Chelsea yani haftanın maçı. Aslında iki takım da birbirini test edeceği bir maç. West Ham'da da son bir transfer var tabii. Kurt Zuma'yı aldılar. Hani bu kadar çok fizikli, yani Suçak gibi zaten uzun oyuncuları. Aldılar. Evet, uzun oyuncuları vardı zaten. Hani fizikli de bir takım. O tarz böyle döve döve ilerleyen bir takım için çok iyi bir ekleme. Bence çok iyi bir stoper. Hani 30 milyon çok yüksek gibi bir para gibi gelebilir ama Premier Lig baş altı takımı için çok önemli bir, yani Fransa milli takımının stoper havuzundan bir oyuncu ekliyorsunuz. Ve o tarafı bence sağlamlaştıracaklar. Zuma da zaten hava toplarında çok etkili. Chelsea'de geçen sezon bizi çok yüzümüzü güldürdü. Bu tarafta da West Ham'da yani bu hafta direkt ilk 11'e girer mi bilinmez ama onun da milli maçı arasından sonra kadrolara yavaş yavaş yazılacağını söyleyebiliriz. Aynen herhalde. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam 5 gol buldu. 5 gol atmıştı evet. Ve çok az forma fırsatıyla 5 gol buldu yani. Hani... Evet, Ruki rotasyona girmişti. Rüdiger var, Christensen var, o tarafta Thiago Silva var. Ki üçlü savunma oynuyordu aslında Chelsea. Ona rağmen bol rotasyona girdi dediğim gibi. Avrupa kupaları da var. Çünkü o tarafta farklı isimler kullandı. Zaten Chelsea sezona Çalabağ'la başladığı için o birazcık bir sinyaldi. Kunde ismi de geçiyor Sevilla'dan. Kunde transferi belki gelir gelmez. Ya bence bir oyuncu ayrıldığı için o tarafa bir takviye yapacaklar yani gibi geliyor. Kunde bitmiş diyorlardı bugün ama tam net bir şey okuyamadım. Ya o da benim beğendiğim bir oyuncu hakikaten. Chelsea'ye bence güç katacak o tarafta. İyi bir oyuncu. Yaşına göre de çok bence olgun oynuyor. Romani Chelsea neler katacak? Ya haftanın en heyecan verici maçı Liverpool-Chelsea. Ben iki tarafında hücum gücü bu kadar güçlüken Lukaku zaten sahaya çıktı ve hani Arsenal maçı bir ölçü değil demek istiyorum ama dinleyen Arsenal'ler varsa onları da üzmek istemem ama gerçekten Arsenal berbat bir durumda. Yok hayır, yani onlar alıştılar artık ya. Yani Lukaku stoperleri alıp Hakan şeye götürdü ya, kaleye sürükledi döve döve. Yani tam bir beast. Gerçekten bir canavar gibi. Orada iş yaptı, servislerini yaptı. Zaten sırtı dönük oyununu bambaşka bir seviyeye çıkardığı için şu an tamamen dünyanın en üst düzey oyuncularından biri. Tabii 11.5 milyon olması sezon başında kadrosuna katmayanlar için, şu an ekleyecekler için oyunda en az iki transferi gerektiriyor matematiksel olarak. Hani sen de biliyorsun ki yani en azından 8-9 milyonluk bir oyuncu üstüne 5-6 milyonluk bir oyuncu satıp o az önce bahsettiğimiz evet, işte yani kafa kafaya gibi, Salah vesaire evet, çıkaramıyorsan evet. Birilerini çıkarmak lazım ve 4 milyonluk bir alternatif yaratman gerekiyor. İşte o da büyük ihtimalle savunmada olur, 4 milyona bir alternatif ya da belki kalecini 5.5-6 milyonluk bir kaleciyi 4'e indirmek gerekiyor ekonomi yaratmak açısından. Yani ben Liverpool'da gol yemedi, Chelsea'de gol yemedi ama ben bu hafta bunun bozulacağını, iki takımın da gol bulacağını ve keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Vallahi Tuchel geldiğinden beri derbilerde bayağı rakiplerine hasar verdi biliyorsun. Evet. Güzel maç olur. Benim kadromda maalesef Alexander-Arnold ve Simikas var. Ben de Liverpool'un golleyeceğini düşünüyorum. Ama bunun için yapabileceğim bir şey yok. Çünkü transferlerini başka yöne kullandım. Ve Simikas zaten büyük ihtimalle yedek kalacaktır Robertson'un dönüşüyle.
Bu maç olmasa bile bir sonraki maç muhtemelen, ama Robertson'ı muhtemel 11'e yazmışlar. Herhalde oynayacak Chelsea'ye karşı. Simikas'tan da puan alamayız ama yedeğimizde Webster falan var. Oradan bir şeyler gelebilir. Ama Liverpool her zaman kanat takımlarında tehlikeli olduğu için, kanat beklerini çok sık kullandığı için oynarsa Simikas ve Arnold'dan asist vesaire bekliyorum ki Arnold son maçta inanılmaz bir top oynadı. Ya Arnold zaten geleneksel bir bek olmanın çok dışında artık orta sahaya evrildi ve içe de kat ederek oynuyor. Dediğin gibi son maçta yani çok acayip kilit paslar attı böyle sürekli. Yani sanki bir oyun kurucu gibi ya da evet, bir on numara gibi Liverpool forvetlerinin hücumcularını sürekli pozisyona sokuyor. O yüzden hani gerçekten izlemesi keyifli. Yani oyunun da pahalı, en pahalı savunmacılarından biri ama fiyat performans oyuncusu diyebiliriz tam kendisi için. Aynen, katılıyorum. Şimdi biraz Kane konuşalım istersen. Tabii. Bugün golünü attı bu arada. Şu anda biz bu programı yaparken Tottenham Paçozlar'da oynuyor. Paçoz Pereira. Oraya Kane döner dönmez, kadroya döner dönmez golünü attı. Ki eski iştahıyla oynayacağını vesaire de belirtti döndüğü sürede. Şimdi önümüzdeki maçlarda Watford, Palace, araya bir Chelsea giriyor ama Arsenal, Villa ve Newcastle fikstürü var Tottenham'ın. Yani bu fikstüre baktığımızda eğer Kane gerçekten oynayacaksa ve performans gösterecekse, bu hafta alamazsanız Kane'i, fiyatı ciddi anlamda artar. Bizden söylemesi. Evet, yani Kane iki tane gol bulmuş. Zaten ilk maçta Tottenham B takımı gibi, yani bayağı ileride zaten 40'lı 50'li numaralarda oyuncularla çıkmıştı. Yani çok bir ölçü değildi. Onlar da kadrosunu Atalanta'dan iki tane ekleme yaptı. Hani onları da tabii zaman içinde görmek lazım ama Gollini'nin ligde pek oynayacağını ben de düşünmüyorum. Ama Cristiano Romero önemli bir alternatif olacak stoper için. Aslında Davinson Sanchez de iyi girdi sezona. Yani orada Espirito Santo'nun iyi bir dokunuşu olduğunu ben gördüm. Takım savunma. Yani Dele Alli falan kendine gelmiş arkadaşlar. Yani Dele Alli'yi kendine getirmek tabii. Evet, ya geçen sene sonunda da Dele Alli biraz toparlanmıştı. Bu seneye de fena girmedi. Valla inşallah böyle devam eder. Ya ben Watford karşısında haftanın clean sheet adaylarından birinin Tottenham olduğunu düşündüm. Çünkü Watford orta sahası yani Etebo, işte Kutska, sonra da şimdi Ozan Tufan eklemesi oldu. O da 5 milyonluk değeriyle oyuna giriş yaptı. Bakalım hani nasıl performans sergileyecek milli oyuncumuz. Ama bu maç hani Spurs'un sahasında bu kadar 2'de 2 girmişken, milli araya girmeden Kane'in de dönüşüyle ufak bir gövde gösterisine gidebilir. Hani Watford'a bu ligin asıl efendisi biziz mesajını verebilirler. O yüzden hani savunma tarafında Spurs'tan tercih yapmak bu hafta için akıllıca olabilir gibi sanki. Olabilir, aynen. Biraz önce bahsettiğimiz işte clean sheet oranlarında ihtimal olarak Tottenham %52 ile ikinci gözüküyor bu haftada. Yani en yüksek ihtimalle clean sheet yapacak ikinci takım Tottenham olarak işaretlenmiş durumda. Burada da en büyük zaten fırsat Reggio. Hem atak tarafında getir getirebilir. Hem de yani clean sheet alabilir Tottenham bu haftada. Şey karşısında, Watford karşısında. Aynı zamanda hani Tottenham savunmasından bahsetmişken sondan da bahsedelim. Son'un Watford'a karşı 7 maçta 5 gol bir asisti var. Bu haftanın yine başka bir kaptan adayı baktığımız zaman. Watford'da savunma anlamında çok iyi başlamadı esasında lige. Fena bir giriş yapmamalarına rağmen savunma anlamında çok iyi değiller. 4 gol yediler. 4 tane büyük gol fırsatı verdiler. Bu alanda 17.ler. Ve gol yeme beklentisinde de 13. sıradalar. 2.7 ile yani bu oranlar yüksek biraz lig ortalamalarından. O yüzden son da bu hafta hem de Kane'in dönüşüyle bir fırsat olabilir. Evet, yani Tottenham için bence de çok yüksek bir clean sheet hedefi var. Burnley Leeds var. Ben çok mesela bu maça dair bir şey kestiremiyorum. Hani seni bilmiyorum ama. Rafinha diyorum ben bu maç içinde. Neden dersen şimdi Palace ligin en kötü atak takımı olarak konuşmuştuk. Burnley de lige en kötü savunma performansıyla başladı.
Şöyle 41 şutla kalesinde en çok şut gören 19. takım. 32 şutla 19. sırada daha doğrusu en çok şut gören evet. ikinci takım diyelim. Ceza sahası içinden 32 şut vermişler. Lig sonuncusu bu alanda. Ligin en kötüsü. 6 büyük gol fırsatı ile ligin en kötü ikinci takımı. Ve XG yani XGC diyelim. Gol yeme beklentisinde de 5 gol yeme beklentisiyle lig sonuncusu. O yüzden ben Rafinha ya da Benford da fırsat olabilir ama ben ana fırsatın Rafinha olduğunu düşünüyorum. Ben Rafinha kadromda var. Ben de iş yapacağını düşünüyorum ki zaten Liverpool maçını da izledim. Burnley orta sahada sadece faul yaparak rakiplerini durdurabildi. Ben iyi görmedim yani. Hem takım savunmasını yapamıyorlar. Leeds de yani cayır cayır hücum eden bir takım varken zaten biliyorsun hani beklerini bütün 6 numaralarına kadar yani Calvin Phillips harici, kaleci hariç herkes hemen hemen ceza sahasında kamikaze koşulları yapıyor. Benford da geçen hafta bir ufak da işte maç içinde sakatlık falan geçirmişti ama Rafinha iyi durumda. Onların yani burada yine sürpriz bir isim işte savunmadan bir oyuncunun 2 asist işte ya da bir gol bulduğu bir maç da olabilir. Ama ben de Rafinha var kadromda. Ondan bu hafta en azından bir gol ya da bir asist bir beklentim var. Üstüne de bir bonus puanı bizim yüzümüzü güldürür diye düşünüyorum. Haftanın son maçı da Wolverhampton Manchester United. Manchester United da sezona iyi girdi. Pogba işte ilk hafta 4 asistle başladı. Wolves da çok iyi durumda değil. Hocalarını kaybettiler. Onlar bir bocalıyorlar. Manchester United için uygun bir maç gibi. Tabii deplasman. Çok kolay değil. Ama o tarafta da işte senin ilk hafta verdiğin Greenwood tercihi. Ben mesela keşke dikeseydim senin bu tavsiyeni. Greenwood yani fiyat performans olarak şu an oyunun en iyi 5 adamından biridir herhalde. Bu zaten Rashford'un sakatlığı varken ben Cavani'yi bekliyordum en ileride. Ama Cavani herhalde hem yaş olarak hem fizik olarak belki daha geç kendine geleceği için birazcık daha uzun maratonda düşünüyor. Ya da son fiziksel durumunu ben çok iyi bilmiyorum. O yüzden Manchester United'da hücum tarafında işler yolunda gibi. Aynen öyle. Şeye bakıyorum. Değerine göre stats per million diye bir istatistik var. Ona bakıyorum Greenwood neredeymiş diye. 10. sıradaymış. İlk 5 değil de ilk 10'muş olsun. Evet. Ama ya yani burada sürpriz isimler var bu arada. Şöyle söylemek lazım. Alonso var mesela. 4. sırada. Keza Pogba şimdilik sürpriz diyebiliriz. Loris var. Reece James var. İlk 10'da bu adamlar var. 1. Antonio. İkinci de Ben Rahma galiba. Reslam ikilisi tepede. Aynen. Ama bu sıralama ona göre değil. Okey. İlk onu veriyor ama tam sıralamamış. Ama ilk onda evet. Bu oyuncular var. Ama Greenwood'un zaten gole yakın bir isim olduğunu biliyoruz. Çok şutör bir oyuncu. Hala çok genç. Manchester United altyapısının armağan yani bu çok ilginç. Rashford falan 200 maçı devirdi daha kaç yaşında ki sağ dışında da çok etkili bir figür. Greenwood'un da yavaş yavaş o takımın asıl hani 11 sahiplerinden biri olup yani bu takımın efsanelerine dönüşebilir. Yani Greenwood kalkıp nereye transfer olacak? İngiltere için de zaten oynayabileceğim büyük takımlardan birinde. Hani gidip işte Real Madrid ya da Paris Saint-Germain gibi ilginç bir tercih yapmazsa o da burada yani özelliği ben şutör oyuncuları çok seviyorum hakikaten. Sürekli böyle düşünüyor bir de bu adam çok isabetli atıyor şutları. O yüzden hani ilk hafta oynanmadan yaptığımız programda ben Cavani'yi söylerken aslında Greenwood'la beraber Greenwood kenarda oynar içeri katı toplarda attığı şutları rebound orada forvet toplar diye düşünmüştüm. Yani Greenwood için aynı fikirleri taşımaya devam ediyorum ben. Aynen öyle katılıyorum. Ben de Greenwood için bir önüme bir şey açtım bu arada. Maç başına 9 puan var. Maç başı beklenti 7 puan ki çok yüksek. İlk 2 maçta maç başına 7 puan beklentisi olup 9 puan getiren çok fazla oyuncu yok. Hatta 7 puan beklentisi olan yok. Yani beklentinin çok üstüne çıkıyor genelde bu puanları getiren oyuncular. Bu daha bir istikrar göstergesi yani hani daha iyi yerlere gidebilir Greenwood. Fixtüre baktığımız zaman Wolverhampton, Newcastle araya bir West Ham girecek. West Ham da savunma anlamında esasında çok müthiş bir takım değil. Aston Villa, Everton diye gidiyor. Oraya kadar güzel. Leicester, Liverpool, Tottenham fixtürüne girecekler 8. haftadan itibaren. Bir önünde
5 güzel hafta var. Öyle söyleyeyim Manchester'ın. Özellikle ileri hat oyuncuları için. Evet, gayet müsait bir şey var. O zaman senden yavaştan haftanın 11 tercihini alalım. Bir de tabii ki kaptan tercihini aslında söylemiştim ama yine de bir tekrar etmekte zarar olmaz. Ya ben yine yani bu sene, geçen sene yaptığımızdan farklı olarak kendi kadromu veriyorum haftanın 11 yerine, ama onun yerine hani alternatif oyuncuları da söyleyerek gideceğim. Bu benim kadrom. Kayde Martinez var. Brentford'a karşı oynuyorlar. Uygun bir fikstür Villa için. Bu haftanın clean sheet yapabilecek takımlarından biri. Defansa ben Brighton'dan Dunk'ı koydum. Ama bu uzun dönem bir seçim benim için. Bu haftanın seçimi değil. Bu açıdan baktığımız zaman bu hafta için Çufal veya Reguilon daha uygun tercihler olacaktır. Defans açısından ben Alexander Arnold ve Simikas'la başladım. Simikas'ın yedek kalmasını bekliyorum bu arada. Yedekte de ilk stoperim Webster zaten. Herhangi bir durumda o girecek. Kaptanım Antonio, ondan bahsettik. Forvet hattında orta sahaya en son sayacağım. Yanında Calvert-Lewin var. Calvert-Lewin de uzun dönem için çok uygun bir fikstürü var, onu da söylemiştik. Bence hem Calvert-Lewin'in hem Antonio'nun bütün kadrolarda bulunması lazım. Eğer elinizde Inks yoksa tabii. Inks varsa biraz işleri değiştiriyor. Çünkü o bir tık daha yukarı seviyede bir fiyatı var Inks'in. O farklı kadro yapılanmasına neden olabiliyor. Bir de Wilson var benim forvetim burada. Üçüncü olarak, ama bahsettiğimizde hani Kane'de bu hafta iş yapmasını beklediğim oyunculardan biri. Benim orta saham çok önerebileceğim bir orta saha bu arada. Ciddi getir bekliyorum ben bu hafta. Demaray Gray, Salah. Salah büyük maçları iyi oynar bu arada. Yani çok bahsetmedik ama büyük maçlarda genelde gol bulur. Yine gol bekliyoruz Salah'dan. Greenwood ve Fernandez var. Fernandez de şeyim, yardımcı kaptanım. Vice Captain olarak işaretledim onu. Valla takımı dedim ben bu şekilde devam edeceğim. Ama genelde hani üstünden bahsetmek gerekirse biz bu programda kimlerden bahsettik? Son dedik, Rafinha dedik, Çufal dedik, Reguilon dedik. Valla Inks ve Bamford'da plase olarak alternatifler arasında bence bulunuyor. Benim önerilerim ve kadrom bu şekilde. Ben bol gollü bir hafta bekliyorum. Ağzına sağlık. Yani kadroda bence ideal bir kadro. Güzel puanlar yıkılacak bir kadro. İki tane zaten büyük maç var. Onun dışında da bence gollü bir hafta olacak gibi. Ya ben de kendi adıma işte kadromdaki birkaç oyuncunun bu hafta iş yapacağını görüp aslında içim rahatladı. Madison'ı tutacağım bu haftada çünkü Norwich'te oynuyorlar. Hani bence bu maç özelinde Norwich rakip olduğu için Leicester'da belki iş yapabilir ama Leicester'da çok formda girme dediğim gibi sezona. O zaman kadrolarımızı bu şekilde şekillendireceğiz. Milli maç arasına girdiğimizi tekrar hatırlatmak isterim. Ona göre çok fazla risk almaya ya da ilk iki haftanız çok berbat geçtiyse benimki gibi wildcard kullanmaya, işte free hit yapmaya hiç gerek yok. Bu haklarınızı ileriki haftalara mutlaka saklayın. Lukaku'nun döndüğünü lige 11,5 milyon değeri olduğunu hatırlatalım. Yine aynı şekilde West Ham'ın Zuma transferi bu hafta ilk 11 çıkıp çıkmayacağı tabii belli değil ama o da önemli bir eklemi. Milyardan sonra dediğimiz gibi West Ham için savunmada hem de hücum tarafında duran toplarda önemli bir alternatif olacaktır. Hakan, ağzına sağlık bu hafta içinde. Teşekkürler Sercan. Senin de ağzına sağlık. Milli takım arasından önce son günlere transferi bırakmakta fayda var. Çünkü yani oyuncular seyahat edecek veya etmeyecek. Covid protokollerinden dolayı maça yetişemeyecek olanlar olabilir. Covid olanlar olabilir. Bunlar genelde son günlere yakın açıklanıyor. Buna dikkat etmek lazım. Onun dışında başka bir sözüm yok. Evet, cumartesi günü 2.30'da başlayacak Türkiye saatiyle. Saat 1 gibi kadroları artık şekillendirmiş olmak gerekiyor zaten. Ondan sonra da zaten değişiklik yapamıyorsunuz bildiğiniz gibi. Geçiş Oyunu kanalının Fantasy Premier League konuştuğumuz programı. Klişitten bu haftalık bu kadar. Bu haftada 2 tane büyük maç var. Hakan'la kadroları değerlendirdik. Şimdilik bizden bu kadar. Bizi dinlemeye, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye ve beğenilerinizi eksik tutmamaya lütfen bizim için özen gösterin. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.